Kültür TV ekranlarından selamlar. Üyelik Yolu, Aşkın Yolu programı başlıyor. Hoş geldiniz sevgili izleyicilerimiz. Bu programımızda tövbe neden çekiyoruz, neden çekmeliyiz? Salavat ne kadar çekmeliyiz? Arkasındaki hediyeleri neden yapıyoruz? Tevhide nasıl devam etmeliyiz? Kısaca üyelik zikrinin tamamen düsturlarını Muharrem Karabay, üyeliklerin öğretmeni, marifet yazarı Muharrem Karabay'dan dinleyeceğiz inşallah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah'ım hamdolsun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Allah'ın Resulü selam bereketi üzerinize olsun. Bizlerin selam ve dualarımız inşallah üzerinize daim olsun. Hocam tövbe neden çekmeliyiz? Neden tövbe yapmalıyız? Salavatın önemi nedir? Bunları sizden dinleyelim mi bu akşam? İnşallah. İnşallah. Allah'ın 99 Esma-ül Hüsna'sı güzel isimlerden bir tanesi Tevvab. Tövbeleri çokça kabul eden anlamında. Kul hata işlediğinde kendi acizliğini ortaya koymak, çaresizliğini, yanlışını, hataya düştüğünü Allah'a itiraf eder, kula değil. Rabbine yönelip tövbe eder. Tövbe estağfurullah, özür dilerim, bir daha yapmayacağım anlamında. Beni bağışla anlamında. Tevvabın Allah'ın bir gönlümüzdeki aynası olduğunu düşünelim 99 isminin. Eğer kul günah işlemeyen birisi olsaydı tevap aynası gönlümüzde pırıl pırıl olurdu. Ama şurası bir gerçek ki bu yaşadığım sosyal yaşantın içerisinde zikir öncesinde birçok hatalarımız, kusurlarımız oldu. Ve gönül aynamız tevap, tövbe etmediğimiz için tevap aynası Rabbimizin tabiri caizse biz kirlettik. Evet. Biz tövbeleri söyledikçe o gönül ayanımızda o Tevvab ismini, Rabbimizin o güzel ismini temizlemiş oluyoruz. Biz hatalarımızı, kusurlarımızı, aciz olduğumuzu, Rabbimizin bağışlayıcı olduğunu, kulun değil, Rabbimizin bağışlayıcı olduğunu ona yönelterek bizleri bağışlamak istiyoruz. Rabbimiz birçok Kur'an'da, ayette ve kutsuz sözlerinde bağışlayıcı olduğunu anlatıyor. Rahman, bütün yarattığı kullarına bağışlayan ismi. Rahim, Müslümanlara bağışlayan, merhamet eden. Çokça merhamet eden ismi, Er-Rahim ise müminleri bağışlayan, merhamette sınır tanımayan ismidir onun tabiri caizse. Eğer siz hiç hata işlemeyen bir kavim olsaydınız sizi helak ederdim, yerinize başka bir kavim getirdim. O da hata etmesini isterdim diyor Rabbimiz. İşte bunun için söylüyor. Allah'ın 99 ismi, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanabilmemiz için, bize yansıyabilmesi için aynaya baktığımız zaman gönül aynamızda o isimlerimizde tecelli etmesin ya da kendimizi orada görmek isteriz. Bunun güzel bir tarafı kul dedi ki aciz olduğunu, hata yaptığını Rabbine itiraf edecek kula değil. Biz kullar arasındaki bir yanlış yaptığımız zaman eşimizden ya da hata yaptığımız kişiden özür diliyoruz. Peki günah işlediğimiz, hata yaptığımızda Rabbimizden özür dilemeyi aklımıza niye getirmiyoruz ki? Unutmayalım ki tövbe etmek dahi Allah'ın iradesi içerisinde. Allah cehenneme gönderecek kullarının tövbe etmesine izin vermez. Unutturur. Kur'an'da demiyor mu Rabbimiz? Allah dilemeyince tövbe bile edemezsiniz diyen o değil mi? Demek ki tövbe her şeyin başlangıcı. Nasıl insan üzeri çamurlu kirliyken Rabbinin huzurunda gelmeyi imtina ediyorsa, hatta bu dünyada sosyal yaşantımızda bir makam sahibinin yanına çıkarken üstü başı çamurluysa temizlemeden yanına gitmek istemez. Bizim dışımızı temizleyip içimizi temizlememiz gerektiğini daha önceki sohbetimizde anlatmıştık. Kul içini ve dışını temizlediğinde Rabbi oraya nazar eder. Kirli yere bakmaz Rab. Kendisinden bağışlanma dilemeyen, affedilmesini dilemeyen insanlara pek itibar etmez. O zaman tövbe etmek, Rabbimizle dertleşmek, pişmanlıklarımızı anlatmak, yüzleşmek, ondan mağfiret istemek anlamında kullanabilir miyiz? Kesinlikle. Aynen katılıyorum. Çünkü kimden istediğinize bakın. Kuldan mı istiyorsunuz? Rabbinizden mi? Sosyal yaşantınızda eşinize bir hata kusur yaptığınızda ondan özür diliyorsunuz. Ya da çocuk gelip size bir hata yaptığında özür diliyor, bağışlıyorsunuz. Peki kul kulu bağışlarken Allah kulunu bağışlamaz mı hiç? Neden bize Allah seni affetmez diyorlar? Neden Allah'la aramıza girme çaba gösteriyorlar? Bunlara ne hakkı var? Ya da ne yetkisi var ki bunun?
Neden beni Allah'la baş başa bırakmak istemiyorlar? İşte burada daha önceki derslerimizde konuştuk. Bunların bakış açıları farklı. Bunlar kendilerini bir hal içerisinde, kendinden kerametli insanlar, Allah'la Kur'an arasına giriyorlar. Ruhbanlığı, Kur'an'da diyor ki biz ruhbanlığı ihdas etmedik. Bunlar yaptılar. Onu da layıkıyla yerine getiremediler diyorlar. Biliyoruz ki biz Katoliklerde, papazlarda gidiyor kişi günah işlediğini, papaza söylüyor, o da bağışladığını söylüyor ve bağışlandığını düşünüyor insan. Ama dikkat edin, Kur'an bunu reddediyor. Evet. Ama ne yazık ki bugün cahiliyet dönemi apaçık karşımızda yaşayan insanlar var. Bunlar İslam'ın utancı artık. Ve insanları bu şekilde okumayan insanları kandırmışlar. Düşünmeyen insanları kandırmışlar. Bu hale getirmişler. Allah'la kulun arasına girmişler. Dilimizde ruhbanlık yok diyoruz. Ama en büyük ruhbanlık da bizde. Bunu bu açıdan baktığınızda. Böyle bir şey kabul etmiyor ki İslam. Evet. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardımdır. İşte burada yardım dilen Fatiha'da yardım istiyoruz. Bu yardım içerisinde dündeki hatalarımız, kusurlarımız, günahlarımız da var. Onları bağışlamasını Rabbimizden istiyoruz. İşte ondan istememiz lazım. Evet. Daha sonrasında neden tövbe ediyoruz? Bunu Peygamber Efendimiz de Kur'an'da ey Muhammed diyor. Müşrikler için 70 kere ben tövbe etsen Allah senin tövbeni kabul edecek diye. Dikkat edin, müşrikleri için hiç benden yardım isteme diyor Rabbim. Onları atmış bir kenara. Müşriği nasıl anlatabiliriz? Karpuz gibi. Dışı yeşil, içi kırmızı. Dışı başka, içi başka. Dışında Müslümanla kimseye toz kondurmaz. Zannedersin ki en güzel Müslüman bu ama içi fitne kaynıyor. Kıpkızıl. Bundan uzak duralım. Peki Peygamber Efendimiz'in hadisinde Ayşe annemiz soruyor. Ey Allah'ın Habibi, ey Resulallah. Allah senin dünde, bugünde ve gelecekteki bütün günahlarını bağışladığı halde neden tövbe ediyorsun? Ya Ayşe, şükreden kul olmayayım mı diyor Resulallah. Demek ki anlıyoruz ki tövbenin bir gizli açılımı daha var. Neymiş o? Şükürmüş. Peygamber Efendimiz'in günahı yok. Eyvallah. Ama tövbe ediyor. Neden ediyor? İşte o her gün Rabbim onun makamını yükselttiği için, aynı makamda bırakmadığı için bir önceki makamına göre bugün elde ettiği makamı daha üstü olduğu için orada bırakmadığı için şükrediyor. Bu birincisi. İkincisi tövbeninle insan günahlarından kurtuluyor. Bir gün geliyor tövbeleri yüzünden günahları bitiyor. Ama kul tövbe etmeye devam ettiği zaman o şükür yerine geçiyor. Bakın sadece bağışlanma değil. Şu güzelliğe bakar mısın Rabbim bize? Şükrümüzü olarak kabul ediyor ve bunun sevabı çok daha büyük oluyor. Üçüncüsü kul acziyetini, çaresizliğini Rabbine yöneltiyor. Bağışlanmasını diyor. Onun ulviyetini, onun yüceliğini kabul ediyor. Kendisinin aciz olduğunu. Kur'an'da da Rabbimiz buyuruyor ki insanlar aceleci yaratılmıştır. Çoğu hatalarımız ve kusurlarımız bizim aceleci oluşumuzdan oldu. İblisin haline ayak uyduruşumuzdan oldu bilmeden. Ama marifete giren bir kulda. Bunlar zaman içerisinde bu eksiklikler, yanlışlıklar, hatalar artık azalıyor, minimuma iniyor. Rabbin yardımı geldikten sonra her şey kolay oluyor. Tövbenin bir diğer açılımı da şükür olduğunu anlattık. Bağışlanma olduğunu anlattık. Tövbeyle Rabbi ile kul çok yakın olur. Rabbe yaklaşmanın en önemli yolu, birinci basamağı tövbedir. Kendisini sevmek istediğin Rabbine, ulaşmak istediğin Rabbimize, ondan faydalanmak istediğimizde, onun merhametine sığındığımızda, bağışlamasına, cömertliğine, artık hangi sıfatının altına saklanmak isterseniz ya da tamamının altına girmek isterseniz de önce tövbe kapısından geleceğiz. Bakın bugün bir sosyal yaşantımızda bir makam sahibinin odasına gittiğimizde, bir valinin, bir belediyenin, reisinin odasına gittiğimizde mutlaka bizi bir sekreteri, bir karşılayıcı karışıyor. Bizden onay alacak kelam vermedikten sonra biz ona içeri almıyor. Yani önce ona arzınıza, halinizi arz ediyorsunuz. Sonuç, bir düşünsenize, bu dünyada statüyü böyle kurmuşlar. Bir makam sahibinin yanına ulaşmak için belli bir prosedür var, bir kural var. Burada da Rabbin huzuruna gelmek için en güzel birinci kapı, birinci adım tövbe.
Bu kapıda tövbe çok önemli. Tövbe yapan kulunu Rabbim çok seviyor. Hata yaptı kulum. Anladı. Benden bağışlanmak istiyor diyor. Rabbimiz de onu bağışlıyor. Daha öncelerimizde anlattık. Kul hakkı, kul hakkı dediklerini ödenebilecek kul haklarını kul ödeyebilecek, ödemediği Rabbe kalıyor dedik. Bu da marifetin bakış açısında insanların çoğu insanın bakış açılarını değiştirdiğini umarım. Bizim dinimiz umutsuzluk değil. Yeis değil. Üzüntü değil. Bizim işimiz sevgi. Huzur. Ama bize bunları unuttular. Artık bunları yeniden kazanma yollarını öğrenelim. Tövbe üzerinde başka sormak istediğimiz var mı? Peygamber Efendimiz'in unutulmuş bir sünneti de değil mi ayrı zamanda? Tabii. O zaman üveysler Peygamber Efendimiz'in unutulmuş sünnetini yerine getiriyorlar. Tabii. Önce tövbeyle geleceğiz Rabbin kapısına. Tövbe çok önemli. Tövbesiz ben Rabbim huzuruna geldim dersin. Tamam, kendinizi kandırırsınız. Hı hı. Tövbeyle temizlenip kendinizi bir çekin üzerinize. Evet. İç ve dış temizliğinizi yapacaksınız. Evet. Daha sonrasında salat şerifelere geliyor. Salat şerifelerle Resulullah'tan yardım alma olarak düşünün. Siz salat-ı şerifeyle şanlı peygamber efendimizi, ehli beytini, ashabını, salih kullarını, geçmişteki bütün peygamberleri, evliyaları, şehitleri, gazileri, arifleri hediye ediyorsunuz. Salat şerifeleri. Onlar da size ediyorlar. Bu sefer sizin üzerinizdeki yük hem hikmet olarak hem himmet olarak alınıyor. Rabbimizin hikmeti gelebilmesi için mutlaka Resulullah'ın himmeti olması lazım. Bunun için bizim bir gayretimiz olması lazım. Yalnız gayretimizi kime yönlendireceğiz? Elbette ki Rabbimize. Eğer biz kula yönlendirirsek gayretimizi beyhude yer olur. Düz duvara tırmanmış gibi oluruz. Düşeriz. Ve sonuç elde edemeyiz. Neden salat-ı şerife? Salat-ı şerife ey şanlı peygamber efendimiz hal diliyle söylersek seni, senin soyunu, senin yolundan gelenleri çok seviyoruz. Bizi de seni sevenlerden kabul et diye bu şekilde iç dünyası, marifet dünyasına bakışı bu. Siz Resulullah ve yolundan gelenler ehli beyte sevginizi gösterirseniz onlar size sevgisini göstermeyecekler mi zannediyoruz? Yanılırız o zaman. O kadar müjdeleyici hadisleri var ki Peygamber Efendimiz'in. Üzerime salavat getirirseniz Allah da sizin üzerinize salavat getirir buyuruyor. Yine bir başka hadisinde üzerime getirilen salavat sırat üzerinde bir nurdur. Nasıl abdest üzerine abdest almak nur ala nur ise, nur üzerinde nur ise, şanlı peygamberimiz o kadar merhametli ki çünkü Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmış ve hepsinden önemlisi Allah'ın nurundan yaratılmış, tek yaratılmış kul o, bir peygamber o, peygamberlerin peygamberi o, o bizim efendimiz, bizim rehberimiz, yol göstericimiz ve merhamette şaha kalkmış onu yakalayabilecek, ona ulaşabilecek bir peygamber yok. Peygamberler tarihine baktığımızda kavmine lanet okuyan peygamberler var. Evet. Nuh aleyhisselam ise yeryüzündeki bütün kavimlere lanet okudu. Peygamber Efendimiz onlara merhamet et, onlar bilmiyorlar dedi. Peygamberimizin ahlakıyla, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanabilmek için onlara çok, Allah'ın Resulüne çok salatü selam göndereceğiz ki onların himmeti üzerimizde olacak, sevgileri üzerimizde olacak, bize yol verecekler, yol ondan olacak. Hiçbir kimse Resulullah'ın anmadan, Resulullah'a selam getirmeden Rabb'e yolculuk yapamaz. Yol bu, bunu biz ihdas etmedik. Rabbimiz bunu daha ilk dinlerin üzerinden bu yana koymuş gelmiş. En güzelinde şanlı peygamberimiz Efendimiz'in üzerinde gerçekleştirmiş. Yine bir kutsi kelam var Rabbimizin. Şöyle buyuruyor. Kim benim Habibime bir salat ve selam yollarsa ben onu 10 salat ve selamla karşılarım. Bu demek ki Rabbimiz Peygamber Efendimiz'e bir salat ve selam söyleyene 10 sevap veririm diyor. Aynı zamanda Kur'an'da ayet olarak da söyler Rabbim. Evet. Ey iman edenler, ey müminler. Habibime salat selam getirin, ben meleklerim ona salat selam ediyoruz diyor. Bu da bir manevi bir emir, Kur'an'da bir emir bu. Ayet gayet açık. Hazreti Ömer Efendimiz'den bir şey aktarmak istiyorum. Daha doğrusu bunu açmamızı rica edeceğim. En sahih kaynaklardan Tirmizi'den nakledilmiş. Kuşkusuz ki dua gök ile yeryüzü arasında durdurulur ve Nebi'ye selat edinceye kadar duadan hiçbir şey çıkmaz.
Tamam. Kur'an'da ne diyor Rabbimiz? Dua edin, duanız icabet edeyim diyor. Ama bunun bir prosedürü var. Salat-ı şerife koyun. Kur'an'da bir başka ayet diyor Rabbim, her şey bir sebebi takip eder diyor. Siz Resulullah öne koymadıktan sonra, onun himmeti, onun sevgilisi olmadıktan sonra gitmez. Ama burada bir güzel bir şey daha var. Burada anlatılanı şöyle anlatırsak daha iyi anlayacaklarını umut ediyorum. Her pazartesi ve perşembe günü bütün peygamberler toplanıp şanlı peygamber efendimiz huzuruna gelirler. Biz üveysler sadece peygamber efendimize giden bir silsileyi yad etmiyoruz, anmıyoruz. Biz hiçbir evliyayı ayırmadan, hiç dündeki tarikatların hiçbirini ayırmadan Allah'a sevgili olmuş bütün kulları yad ediyoruz. Onlara sevgimizi gösteriyoruz ve bunun içerisinde bizden, peygamberimizden önce yaşamış peygamberlere de salat selam gönderiyoruz. Her pazartesi ve perşembe günü peygamberler toplanıp şanlı peygamber efendimizin huzuruna geldiklerinde ey Allah'ın Resulü, ey Ahmet, ey alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed, senin ne güzel ümmetin var. Bakın bizim ümmetlerimizin soyu kesildi çoğumuzun. Bizim arkamızdan salat selam gönderen yok. Sana gönderilen salat selamlardan senin ümmetin bize de hediye ediyor. Ey Muhammed, biz senin ümmetinden razıyız. Sen de ümmetinden razı ol deyince şanlı peygamber efendimiz dişlerini gösterecek şekilde gülümseyerek mutluluğunu ifade ediyor. İşte bize düşen o şanlı peygamber efendimizi mutlu edebilmek. Bu birincisi. Bir başka işi de okunan salat selamlar, namaz kılarken, daha önceki yolda giderken bunu kendine bir iş edinenlerin dışında kalanlar, aklına geldikçe şanlı peygamber efendimizin ismi geçtiği yerde salat selamı gönderenlerin, onların salat ve selamları toplanıp pazartesi ve perşembe günleri peygamber efendimize gönderilir. Ama biz üveyslerin her gün sabah ve akşam 11 İhlas Fatiha okuduğumuzda ve hediye ettiğimizde anında gidiyor. Bakın bir daha söyleyeyim. Salat-ı şerifeleri günlük hayatın içine sokmayan insanları, kardeşlerimizin salat-ı şerifleri pazartesi, perşembe günleri Resulullah'a melekleri iletiyor. Biz üveyslerin hem sabah hem akşam yapmış olduğumuz salat-ı şerifeleri hediyelerimizi anında götürüyorlar. Çünkü 3 İhlas, 1 Fatiha Kur'an'ı küçük atmedi. 11 İhlas Fatiha çok daha önemli. Bu yüzden anında Resulullah'a gidiyor ve devamlı Resulullah'a sabah akşam biz tabiri caizse sevindirmiş oluyoruz. İşte bütün kardeşlerimiz ve onlara düşecek görevlerin başında eşlerini, çocuklarını ne kadar çok seviyorlarsa Resulullah'ı da sevsinler. Çünkü dinimizi bize en güzel, en kolay şekilde, en basit şekilde, en çok sevgi dolu olarak öğreten, bildiren o şanlı peygamber efendimiz. Biz onu nasıl sevmeyiz ki? O ümmetim dedi doğarken, bu dünyadan ayrılırken de beden olarak yine ümmetim dedi. Ümmetini onun üzerine titreyen, ümmet diye titreyen başka bir peygamber bilmiyorum. Bir hadisini açıklamasını rica edelim mi sizden? Buyurun. Peygamber efendimizin. Hediyeleşin çünkü hediye sevgiyi artırır. Düşmanlığı giderir. Sözünü zahiren biliyoruz. Batınan sizden dinleyelim. Batın da aynı şekilde. Hediyeleşin. Peygamber efendimiz asla zekat ve sadaka almaz. Ama hediye kabul ediyordu. Kendisine verilen hırka hediyeydi. O hırkayı ve Sakar'a niye hediye etti? En basit anlatımında. Bir gün yine bir hırka verilmiş. Peygamberimiz önce küfreden birisi. Sonra da İslamiyet'e girip Resulullah için naat, güzel, bilgi dolu şiir okuduğunda Peygamber Efendimiz çıkarıp hırkasını ona vermiş. Bu da güzel. Evet. O da hediye almış, hediye vermiş. Şanlı Peygamber Efendimiz zekat almaz. Sadaka da almaz. Ama hediye kabul ediyordu. Hediyeleşmek kişiler arasındaki sevgiyi arttırdığı gibi siz eşiniz size bir hediye verdiğinde seviniyorsunuz, mutlu oluyorsunuz. Bir düşünsenize, siz alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir şanlı peygamber efendime ve onun sevdiklerine, yolundan gelenlere, soyundan gelenlere hediye olarak veriyorsunuz. Onlar size hediye vermiyor mu? İşte bir müminin Resul'le ve onun sevdikleri arasındaki en güzel hediyeleşme salat selam oluyor. Salat-ı şerifler bu kadar önemli. Çünkü hayatımızı kolaylaştırmak için sadece Allah'ın yardımı yetmiyor.
Elbette her şeye gücü yeter. Elbette her şeye kadirdir diyor. Ama şanlı peygamber efendimizin de devreye girmesiyle, onun ehli beytinin, sevdiklerinin de devreye girmesiyle işlerimiz çok daha kolay oluyor. Bu arada bir ara vermişken gelen sorulardan bir tanesini sormak istiyorum. Buyurun. Ondan sonra tevhide geçeceğiz isterseniz. Zeki Aydınlar'ın sorusu. Bu gece 50 dakika boyunca izledim. Hocam dürüst bir adama benziyor. Yayın çok kaliteli olmuş. Kanala teşekkürler. Teşekkür ederiz. Benim sorum, üveyiz olmak istiyorum. Ancak bu gece anlamadığım bir şey var. Üveyiz olursak kesin cennete girecek miyiz? Bakın, bir kez daha söyleyelim. Biz Allah'la kulun arasında bulunamayız. Bizler sadece Allah'a giden, sevgiliye giden yolu gösterip tarif ediyoruz. Sizinle birlikte o yolu yürüsek bile caddenin bir değişik bölümlerinde buluruz. Ama bu yol Allah'a gidiyor. Peki Rab nerede nazır olacak? Cennette. Elbette bu yolda cennete gidiyor. Bunu diğer üveys olmak sadece üveysler mi cennete gidecek babında almayalım. Böyle bir yanlış izlenim ortaya çıkmasın. Allah'ın yap dediklerini yapan bir kul, yapma dediklerini yapmayan bir kul, bir de hayır sahibi ise, cömertse, yani kendisinde Allah'ın güzelliklerinden, ahlakından taşıyorsa elbette cennete gidecek. Neden cehenneme gitmesin? İşte dönüp dönüp aynı yere geliyoruz. Dönüp dönüp aynı yere gidiyoruz. Hep korku dolu bir dünya. Hem dünya hem ahiret korkusu varken insanlarda cennete gitmek sanki çok zormuş gibi. Halbuki bunu kolaylaştırmak için Rabbimiz 100.000 üzerine peygamber göndermiş. 4 tane kitap göndermiş. 104 tane küçük risale göndermiş. Musaf'ı göndermiş. Niye gitmeyesin cennete? Neden gitmeyelim? Neden gitmeyelim Allah'ın emir ve yasaklarına uyduğumuz sürece? Elbette gider. Ama üveysler bir farka biraz daha çabuk derler. Çünkü onlar Allah'ın farz ibadetlerin dışında nafile ibadetleri var. En büyük şekillerinden birisi Allah'ı zikretmek. Rabbin mahzarı olabilmesin, sevgili olabilmesin. En güzel işlerden bir tanesi tefekkür edebilmek. Bunları kişi üzerine taşındığında üveyslerin bir farkı var. Sabah akşam Rablerini zikrediyorlar, tefekkür ediyorlar, Kur'an'ı okuyorlar, anlamaya çalışıyorlar, anladıklarını hayata sunuyorlar. Peki bu kardeş nereye gidecek? Elbette cennete gidecek. Cennet o kadar önemli değil. Bir önceki ya da iki gün önce dersimizde cenneti değil, cenneti yaratanı, cennetin nimetlerini değil, o nimetleri vereni sevin dedik. Unutmayın, sevgili yolculuk bir uçaklı yolculuk. Diğerleri bir binitle giden bir yolculuk oluyor. Kardeşimiz, tavsiyem nacizane, binlerce üvey kardeşimizin yaşadıkları o güzellikleri yaşamak istiyorsa, ki yaşayacağını da inanıyorum, İnşallah hemen zikrimize başlar, soruların cevabını kendisi yaşayarak öğrenir. Çünkü bu şekilde şüphesi olanlara Rabbimiz nefsini gösterdikten sonra rüyalarında cennet ehli olduğunu bizzat Rabbi ona rüyasında gösteriyor. Hocam merhaba. Üvey zikrine girdim sayenizde. Allah razı olsun. Buraya Hamburg'a gelmeniz mümkün mü konferans ya da panel için? İsmail Öztürk soruyor. İnşallah. İnşallah olur. Gelirsek haberdar ederiz inşallah kardeşlerimize. Şimdi bir soru var. Sizin yaşantınızla ilgili. Hemen arkasından zaten tevhid konusuna geldik. Belki orayla bağlamak isteyebilirsiniz. Nehir Sağlam'ın sorusu. Hocam ilk üveysi olduğunuzu nasıl anladınız? Bu yola nasıl başladınız? Bunu nasıl başladığımız bizim Veysel Karanlıkom sitesinde benim yaşantım ile ilgili bir yazı var orada. Bayağı da uzun. Yaşadıklarımla da ilgili. Orada okuyabilir kardeşimiz. Ben nasıl bir çocuk anne karnında doğumunda nasıl doğduğunu bilmiyorsa, sonra da büyüyüp yaşadığında doğumun nasıl bir şey olduğunu öğrendiğinde, aynı bu şekilde benim üveys olduğumu, ben bu zikre girdiğimde 1,5-2 yıl sonra üveys olduğumu anlayabildim. Ben bilmiyordum ki üveyslik nedir, bilmiyordum ki Allah'ın böyle kullarına yardım edebileceğini, bilmiyordum ki hiçbir şey, bilmiyordum ki hiçbir şey, bilmiyordum. Bildiğimi zannediyordum sadece. Ancak marifetin içerisine girince bu yaşadıklarımı birebir yaşayıp öğrendikçe bunları idrak etmeye başladım. Bu da bende üveysi olduğum 2 yıl sonra ortaya çıktı.
O da Rabbin kelamıyla ortaya çıktı. Yoksa hala ayıkmazdım ben. Tevhid çekiyordunuz ama tevhid çekerken... Tevhid çekerken tövbe-i salat şerifeleri hediye edilmesi gerektiğini zaman içerisinde öğrettiler. Ben sadece zikrettiğimi düşünüyordum. Bir üveys olduğumu, üveysin ne demek olduğunu bilmiyordum. Ancak 2 yıl sonra, hatta daha geç, Rabbim kelam edince, ismimi verince, o zaman anladım. Ama onda da 1,5 sene kendim kabullenemedim. Siz tabii üveys zikri yapmıyordunuz en başında. Üveys zikrine başlamadan önce kendiniz tevhid çekiyordunuz ama evet, manadan gelen bildirimlerle evet, üveys zikrinin bu şeklini aldığını biliyorsunuz. Evet. Daha sonra da bunların tek tek öğretildi. Mesela bizim sitemizde 2007'de yayınlandığında 3 İhlas Fatiha yazıyordu. Öyle öğretmişlerdi. Vesa Karan'ın manevi ruhaneti 11 İhlas Fatiha okuyup her gün 11 İhlas Fatiha okuyup Hızır Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz'den başlayarak içerisinde Hızır Aleyhisselam ve sevdiği evliyalara dua eder misiniz dediler. Edin demediler. Şu nezakete bakar mısınız çok kibarlığa? Önemli. Eder misiniz dediler. İşte ondan sonra 3 İhlas'ın yerine 11 İhlas Fatiha okumaya başladık. Marifetin yazarı, üveysilerin öğretmeni Muharrem Karabay öğretmenin yazdığı bu eşsiz kitaba ulaşmak için alttaki iletişim adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Hocam tevhidi biraz anlatır mısınız bize? Evet, tövbeyle başlıyoruz. Salavatları çekiyoruz. 11 İhlas bir ama salavat-ı şerife çekince şunu atladık biz. İçimizde tarifi imkansız. Rabbimiz nasıl zikrederken huzur verdiyse şanlı Peygamber Efendimiz'in sevgimizde de öyle bir huzur geliyor içimize. Evet, evet. Asla onsuz düşünemiyoruz. Bir hata yapacağımız zaman ya da yanlış bir iş yapacağımız zaman Allah'ımız ne der? Resul ne der? Kur'an nedir diye kendimizi hesaba çekiyoruz. Evet. Ölmeden önce ölmek başlıyorsunuz. Evet. Bakın, salat-ı şerifeleri söyledikçe idrak artıyor. Nasıl bir örnek vereyim? Hazreti Şems Konya'ya geldiğinde, Mevlana'yı ilk gördüğünde, Mevlana tevazu sahibi, katıra binip gezermiş. Halbuki dilese o devrin en güzel, en iyi yatlarına binerdi. Katıra binmiş. Hayvanın yularından yakalıyor Şems-i Tebriz. Sana bir sorum olacak diyor. Mevlana sor diyor. Beyazlı Bestami'nin büyük Peygamber Efendimiz diyor. O ne biçim soru diyor. Elbette ki şanlı Peygamber Efendimiz büyük. Peki Peygamber Efendimiz diyor ki Rabbim ben seni layık ile hamd edemem. Sen kendine nasıl hamd ediyorsan öylesindir diyor. Beyazlı Bestami diyor ki cübbem içinde Rabbimden başkası yok diyor. Bu ne biçim iştir diyor. Mevlana gülümsüyor. Beyazdi Bestami bir bardak. Resulullah bir umman. Beyazdi Bestami Hazretleri bir bardak su dolduğu zaman doyduğunu ve doyduğunu zannediyor. Resulullah bir umman. Asla doymuyor. İkisi bir olmaz deyince sultan sensin diye sevgisini gösterdiğinde Mevlana katırdan inip yan yana işte o muhteşem buluşmayı, dostluğu orada persinliyorlar. Buradan bakış açımızda insanların düşüncükleri gibi şanlı Peygamber Efendimiz o kadar merhametli, o kadar cömert, o kadar sevgi dolu ki. Bir düşünsenize, Hristiyanlar Hazreti İsa için o annesinden doğar doğmaz annesini korudu ve halkına karşı
annesini korudu diyor. Peki bir bakar mısınız? Şanlı Peygamber Efendimiz dünyaya geldiği an 3 kere Arapça ümmeti, ümmeti, ümmeti. Yani ümmetim, ümmetim, ümmetim dedi bir bebek. Bu dünyadan göçerken de aynı şeyi söyledi. Hazreti İsa elbette Allah'ın peygamberi. Yeryüzüne gönderdiği peygamber. O annesini korudu. Şanlı Peygamber Efendimiz hepimizi korudu. Ve bu koruma burada bitmiyor ki. Eğer kul nefsini mutmain eder, marifete bitirir, Resulullah'ın elinden ders alıp, manevi ders alıp Allah'a gelin olduğunda işte o sevgi o kadar büyüyor ki insanlar ancak yaşayınca anlayacaklar. Bu niye benzer? Ne kadar anlatırsam anlatayım, size bir cam kavanoz içerisinde bal getireyim, dışından yalamaya benzer. Marifet bal kavanozu açıp içinden yemeye benzer. Bu arasındaki fark, biri dışından yalıyor, biri içinden yiyor. Peygamber Efendimiz'in sevgisine mahzar olduktan sonra hiç korunmayacağımızı, yardım gelmeyeceğini mi, eğitim almayacağımızı, sevilmeyeceğini mi zannediyorsunuz? Yapmayın. O çok güzel bir peygamber. Tevhid için nereden demek istersiniz? İşte Peygamber Efendimiz'den sevgisine mahzar olduktan sonra manevi yolculuk Allah'a, onun sevgisine ulaştığınızda, ona sevginizi gösterdikten sonra yolculuk yapmanızı Allah'a izin verir. Yoksa yolculuk kapalı. O yüzden esma çekenler burada takılıyorlar. Ulaşamıyorlar Allah'a. Evet. Onlar bir akılları da yapıyorlar. Nefisleri yapıyorlar. İçerisinde salat-ı şerifi almadıkları için, Resulullah'tan yardım istemedikleri için yollar kapalı. İnanın yollar kapalı. Sonra diyorlar ki onları kandırmak için esma çekenleri küçük ebcedle yapıyormuş. Büyük de yap. Haydi bakalım 150 söylüyorsun. 150 çarpı 150 yapıyor. Beyinlerin darmadan ediyor. Sonuç ulaşmıyor. Tabii ama şartlı okuma da var. Tabii onun için pazarlık da var. Resulullah'tan yardım almayı niye düşünmüyorlar ki? Neden Ehl-i Beyt'ten, Resulullah'ın yolundan gelenlerden yardım almayı istemiyorlar? Bunları düşünseler ya, o zaman işleri de çok daha kolay olabilir. Allah'a giden yol Resul'den geçiyor. Resul'e giden yol temizlikten geçiyor. İç ve dış temizliğimizden geçiyor. Kul Resulullah'ın sevgisini ifade ettikten sonra, hediyelerini yaptıktan sonra ve bunu her gün devam ettiğinde, çok değil 15 dakika sabah, 15 dakika akşam, nereler harcamıyoruz ki? Allah'a yolculuk için Resulullah'tan izin almıştır. Kapı açılmıştır. Artık kul Allah ile baş başadır. Kelime anlamında Allah'tan başka ilah yok, yaratan yok diyoruz. Ama manevi anlamı, marifet açılımı, seni çok seviyorum Rabbim diyebilmektir o. Siz onu seversiniz de Rabbimiz bizi sevmez mi? O merhametlerin en merhametsiz değil mi? O sevgi dolu bir Allah değil mi? Tevhid sizin Allah'la baş başa kalışınızı düşünün. Yeryüzünde ulaşmak istediğiniz ya da ulaşamadığınız bir sevgilinizi hayal edin. Onun yerine Rabbinizi koyun. Mecazi anlamda. O bütün sevgililerin de fevkinde, üstünde bir Allah. Siz devamlı cemalini seyretmek istiyorsunuz. Sevginizi gösteriyorsunuz. Bir gün ansızın gelir, size kelam eder. Bir gün işinizi kolaylaştırır. Ve siz artık onu devamlı sevdiğinizi söylediğiniz için o da sizi seviyor. Onun, Rabbimizin nazarı kulun üzerinde daha fazlalaşıyor. Bir Arif'in anlatımında Allah kuluna günde 70 kere nazar eder diyor. Ama sevdiğine ne kadar çok nazar eder artık onu kardeşlerim tahmin etsinler. Tevhid o kadar güçlü ki bir gün başka kanaldan ders alan birisi dedi ki tevhid o kadar güçlü ki dedi. Zakir bir kere yürekten Allah desin dağları yerinden oynatır dedi. Yeter ki Rabbim izin versin. Bakın burada bir hikaye, bir menkip aklıma geldi. Yaşlı bir kadın, torunları var. Oğlu da Resulullah'ın yanında savaşa gitmiş. Orada şehit olmuş. Artık Resulullah'ın askerleri, sahabeleri evlerine dönerlerken kadın önlerine atılıyormuş. Nerede oğlum? Oğlum nerede? Arkada geliyor, arkada geliyor diyorlar. Herkes bir arkadan
geleni işaret ettiğinde en sonunda Ebu Bekir radıyallahu anh geliyormuş. Ebu Bekir soruyor. Oğlum nerede diyor. O dönüp arkamda diyeceği yerde bakıyor ki arkasında kimse yok. Bir Allah çekiyor. Biraz sonra toz dumana katmış. Bir atlı geliyor. Rabbi şeridi diriltmiş. Annesine göndermiş. Resulullah diyor ki ya Ebu Bekir, öyle bir Allah dedin ki Rabbim şehidi geri gönderdi. Eğer bir kere daha deseydim bütün şehitleri diriltip gönderirdi diyor. İşte söylemeden söylemeye fark var. Söylemeden söylemeye fark var. İşin içine sevgiyi koyduğunuzda, merhameti koyduğunuzda açamayacağınız kapı yok. Çünkü bütün kapılar o biricik olan, eşi benzeri olmayan Allah'ımızın elinde. Biz yıllarca yanlış yerde, yanlış yere gitmişiz. Biz tabir caizse, biraz amiyane olacak, körler çarşısında ayna, keller çarşısında tarak satmaya kalkmışız. Kör neynesin aynayı, kel ne yapsın tarağı? Ya da bir değişik şekilde anlatırsak, Allah'ın huzuruna gidilebilmek için bir duvar var önümüzde. Bir kapı var orada. Anahtar da yanı başında. Akıl edip o anahtarı alıp kapıyı açamamışız. Yıllarca orada gidip gelmişiz birisi kapıyı açsın diye. Halbuki gönül kapımızı açmak elimizdemiş. Ha bu da bir de kaderimizde Rabbin elinde. Bir gün gelir al anahtarı aç kapıyı der. Marifet dünyasına girersiniz tevhidle. Dikkat edin tevhidle diyorum. Esmalarla sıfatlarla gelemezsiniz. Çünkü neden gelemezsiniz? La ilahe illallah diyen benim kaleme sığınır diyor Rabbim. Allah'ın 99 ismini, Subhanallah, Elhamdülillah, Allah-u Ekber gibi sıfatlarını o kalenin içerisinde birer saray olarak düşünün. Çok büyük bir kale. Tevhid bunun duvarları, kapısı. İçerideki esmalar, Allah'ın güzel isimleri ve sıfatları da birer saray olarak düşünün. Kapıdan içeri girmedikten sonra o sarayın içerisinde nasıl ikamet edebilirsiniz ki? O yüzden 124 bin ya da 114 bin peygamberin ortak paydası tevhiddir. Bütün peygamberler ilk birinci maddesi tevhiddir. İllaki tevhid. Allah'ın şanını yüceltmedir o diğer anlamda. Eşin benzerin yok. Subhansın seni çok seviyorum diyorsun. Ya Allah'ı sevdiğin en kolay anlatmanın yolu tevhiddir. La ilahe illallah. Ama o kadar çok şeye muhtedir ki o. O kadar çok büyük kapılar açar ki o. Rabbim demiyor mu Kur'an'da? Biz bir şeye ol deriz, hemencik olur diyor. Ölüyü dirilten Allah, hastaya şifa veren Allah, kuluna yardım eden Allah. Peki, illaki hastalık, dert, sıkıntı bizi bulunca mı Allah'a yöneleceğiz? O devirde Allah'a ulaşmak kolay, onun kapısına gelmek kolay. Bu rahatlık, huzur içerisinde bir elimiz yağda, bir elimiz balda iken tabir caizse Allah'ı düşünmek çok zor. İşte bunu başarabilenler çok güzel insanlar. İşte böyle olmayı istiyoruz kardeşlerimizden. Kardeşlerimizden beklentimiz bu. Biz şeyhlik, efendilik iddiasında değiliz ki. Biz bir trafik levhasıyız. Size dönemeçleri gösteriyoruz. Allah'a giden yolu gösteriyoruz. Ya da çölde vahhab olduk, gelin için diyoruz. Ya da Allah'a giden yolu bulduk. Herkes oraya arıyor. Biz bulduk, gelin buradan gidin diyoruz. Bir şey istemiyoruz ki sizden. İllaki tevhid. Unutmayalım. Kelime-i şehadetin başı bile tevhid. Allah'ı birleyeceğiz. Biz Allah'ı birledik mi? O da bizi kul olarak birliyor. İşte o tevhidin içerisinde kişi nefsini biliyor. Cennette her la ilahe illallah deyince bir ağaç çıkıyor. Marifet dünyası öğretti ki bugün çoğu kimse kabul etmeyecekler ama Kur'an'ın en küçük atom şeklindeki atom gibi en küçük hatmi tevhiddir. Bir Kabe'nin etrafını 7 kere dönüyor kardeşlerimiz. Rabbimiz bir sayıyor. Kul bir kere la ilahe illallah dedi mi Kabe'nin etrafını 7 dönmüş sayıyor Rabbim.
İdrak nasip olur inşallah. İnşallah, ama istediğimiz insanların dündeki korkularını bir kenara bırakmaları. Korku dolu bir Allah olmadığını anlatmamız, sevgi dolu, merhamet dolu, cömert, bağışlayan bir Allah olduğumuzu, bu güzel isimleriyle Rabbimiz hem bu dünyada hem mahşerlerinde hem de kabirde bize yardım edeceğinizi bilelim. Biz Allah'tan bir şey istemiyoruz. Sevgimizi gösteriyorsak Rabbimiz de yarın bize hem bu dünyada hem kabir hayatımızda hem de mahşerlerinde sevgisini gösterecek. Rabbimiz demiyor mu, ben kulumun fazlına göreyim? Biz onu merhametli düşünüyorsak merhametli bir Allah bulacağız karşımızda. Sevgi dolu bir Allah düşünüyorsak sevgi dolu bir Allah bulacağız. Seven sevdiğine zulmeder mi? Ancak bu dünyada Kur'an'ın anlatımıyla bütün insanlara indirildiği için Kur'an imtihan olarak bahsetmekte Rabbimiz. Ama marifet dünyasına girince biz bunun bir imtihan değil, Allah'ın nazı cilvesi olarak kabul ediyoruz. Seven sevdiğine naz yapar, cilve yapar. Bunun adını Kur'an'da imtihan koymuş. Eyvallah. İmtihan desen ne değişecek? Nazı cilvesi desen ne değişecek? Değişir. Daha çok samimi oluyorsun. Daha çok yakın, daha çok sevgili olsun. O beni çok seviyor ki naz yapıyor. Anlatırlar ki marifet dünyasında veli kulun birisi 3 gün içinde hiç imtihanı uğramamış. Rabbine dönmüş, Rabbim beni sevmiyor musun artık demiş. Neden bana nazını cilveni göndermiyorsun? Bakar mısınız? Bizim başımıza bir ufacık musibet geldi. Ah vah 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 diyoruz. Bir de veli kulun bakış açısına bak. Rabbim beni sevmiyor musun? Niye beni imtihan etmiyorsun? Niye nazını cilveni göndermiyorsun diyor. Her şey idrakte. Evet. Ama idrak için insanda tefekkür gerekli. Tefekkür yapabilmesi için anlaması gerekli, okuması lazım Kur'an'ı. Rabbine yönelmesi lazım. Ona sorular sorup cevabını alması lazım. Allah kuluna seslen, vah ederim diyen o değil mi? 3 şekilde seslenirim diyen Rabbin değil mi? Siz ey aklı evveller, size bunu öğretenler, sizi tenzih ediyorum. Size ve bize dünde ve bugünde bunu öğretenler, yanlış öğretenler vebal altında değiller mi? Allah kuluna seslenmez diyene Allah kuluna seslenmez. Siz Allah'ın ayetine karşı geliyorsunuz. Biraz düşünmez misiniz? El insaf, ama insaf kere insaf gerek bunlara. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum size, şahsınızda ve Kulüp Türk yöneticilerine ve bizleri izleyen bütün kardeşlerimize, bizi sabırla dinledikleri için teşekkür ediyoruz. Ve diyorum ki her geceniz Kadir gecesi, her gününüz bayram olsun. Bizlerin selam ve duaları inşallah üzerinizde baki olsun. Marifetin ve Üveys'in ışıltılı dünyasını anlatmaya devam edeceğiz. Sorularınızı bilgi@veyselkarane.com'a bekliyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın, Kulüp Türk'te kalın.